bu parçanın anlatımında hangisinden yararlanılmamıştır? Verilen parçada solaklardan söz edilmektedir. Sağ ve sol kavramı üzerine bir anlatım yapılmıştır. Amaç bilgi vermektir. Açıklamadan yararlanılmıştır. 1 bölü 9 sayısal bir veridir. Sayısal veriden de yararlanılmıştır. Sağ ve sol kelimeleri anlamları bakımından karşılaştırılmıştır. Sağ kelimesinde olumlu, sol kelimesinde olumsuz anlamlar vardır. Bir de bunlar hem İngilizce hem Türkçe'de örneklendirilmiştir. Yani örneklerden yararlanılmıştır. Bu parçanın anlatımında en sonunda bir nota kelimesi var. Yani biraz kulağa hitap ediyor gibi ama görsel ve işitsel ögelerden yararlanıldığını söyleyemeyiz. Çünkü bu bir düşünce yazısıdır. Bilgi veriliyor. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçada aşağıdaki düşünce geliştirme yöntemlerinden hangisine yer verilmemiştir? Tanımlamaya yer verilmiştir. Çünkü insanın tanımı yapılmıştır bize parçanın başında. İnsan nedir sorusuna cevap vermektedir. Benzetmeye de yer verilmiştir. Beyin tıpkı sinir hücresi gibi tek başına bir varlık değil ifadesinde beyin sinir hücresine benzetilmiştir. Burada karşılaştırma da yapılmıştır. Evet, Batı'nın ben fikriyle bizdeki ben fikri karşılaştırılmıştır parçanın bütününde. Tanık gösterme de vardır. Yunus'un ve Martin Buber'in sözleri burada paylaşılmıştır. Düşünceyi inandırıcı hale getirmek için yani tanık gösterme yapılmıştır. Bu parçada örneklendirme yapılmamıştır. Cevabımız E seçeneğidir. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi yoktur? Verilen parçada Cahit Sıtkı Tarancı'nın dizeleri bizimle paylaşılmıştır. Şiirinden bir alıntı yapılmıştır. Alıntıya yer verilmiştir. Evet, bu parçada ağaç anlatılmıştır bize. Yazar ağaçla ilgili düşüncelerini aktarmıştır ve ağacı bir insanmış gibi ortaya koymuştur. Neler anlatır, neler fısırlardı geçmiş yaşamlarından? Sabırlı bir dinleyici bulsalar paylaşırlar mıydı acaba sırlarını? Sır sahibi olması, dertlerini paylaşması, anlatması bunlar hep insana ait özelliklerdir. Ağaç burada kişileştirilmiştir. Şimdi ağaçla ilgili ne çok öykü ne çok şiir vardır denildikten sonra Cahit Sıtkı'nın bir şiirinden bir de Ağaçlar Ayakta Ölür isimli bir tiyatro oyunundan bahsedilmiştir. Dolayısıyla örneklerden yararlanılmıştır. Benzetmeden de yararlanılmış. Parçanın sonunda canlı olduğuna göre ağaçlar da ölür elbette. Tıpkı insanlar gibi ölmesi noktasında insana benzetilmiştir. Evet, benzetmeden yararlanılmıştır. Parçanın bütününde ağaçla ilgili yazar kendi düşüncelerini ortaya koyduğu için öznel bir anlatım vardır. Nesnel bir anlatımdan yararlanılmamıştır. Cevabımız A seçeneğidir. Bu parçanın anlatımında hangisinden faydalanılmamıştır? Evet, önümde uzadıkça uzayan bomboş yol. Camda önce kendimi görüyorum. Yüzümü iyice yaklaştırınca siyah gölgemin arkasından hızla geçiyor hayat. Hemen önümdekiler hiç görünmezken geniş düzlükler, onların üstüne çıkan tepeler, ağaçlar, rengi solan gökyüzü. Bakın bunlar hep görme duyusuyla ilgilidir. Yani görsel ögelere ağırlık vermeden faydalanılmıştır. Burada sonsuz ve sessiz bir boşluk ifadesinde sessiz işitme duyumuzla ilgilidir. Görme duyusuyla ilgili ayrıntılar da vardır. Dolayısıyla çeşitli duyulara seslenmeden faydalanılmıştır. Şimdi önce bıraktığı yerlerden, sonra gördüğü yerlerden bahsediyor. Dolayısıyla değişik mekanlardan söz edilmesinden yararlanılmıştır. Bir de bilmiyorum, istemiyorum, ben bilmiyorum, ben istemiyorum, başladık, biz başladık. Burada birinci kişili anlatımdan söz edebiliriz, faydalanılmıştır. Kişileştirme yapılmamıştır. Yani insana ait bir özellik, insan dışı bir varlığa verilmemiştir bu parçada. Cevabımız A seçeneğidir.